Ana mana shunga o'xshagan yana bir qancha odoblar bor, shularni demak o'rniga qo'yadi. Biz o'zimizning sharoitimizdan kelib chiqib aytishimiz kerakki, uni ulamolar, faqihlar ham aytadi, haj ibodati nima ekanligini yaxshilab o'rganadi. Odamlar borib kelyapti, biz ham ketyapmiz deb ketavermaydi. Arabistonga borar ekanmiz deb. Yo'q, haj nima o'zi? Qanaqa ibodat? Nima farzlari bor? Qayerda vojibi bor? Sunnati nima? Odobi nima? Qaysi amallar hammasini o'rganadi. O'zi bilan bitta haj kitobini oladi. Va eng muhimi olim kishini orqasidan ushlaydi. Etagidan ushlaydi. Hajda birga yurib, bilmay qolsa so'rasligi uchun. Bo'lmasa boradi, keladi, farz tark qiladi, vojib tark qiladi. Ibodati nuqsonga uchragan, o'rnida bo'lmagan, biz ham haj bo'lib keldik deb qaytib kelaveradi. Mana shu taraflariga nihoyatda yaxshi e'tibor berish kerak. Shu bilan birga haj amallarini, endi bu hajga tayyorgarlik ko'rishdagi gap. Haj amallarini bajarish paytida juda nozik sirlar bor. Bularga ham demak rioya qilish kerak. O'sha hajni bajarishni qalbga bog'liq joyi, ruhiy tarbiya joyi, axloqqa bog'liq joylari shuki, hajga tayyorgarlik ko'ryapti, hajga boraman deb ihrom olyapti, oyog'iga kiygani ipsiz anadaka muhrimlar ihromga kiradiganlar kiyadigan narsani olyapti, yana yo'l safar xarajatini yig'yapti, boshqalarni qilyapti. Bu xuddi qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rayotganini niyatida bo'lishi kerak. Qiyomatga odam yuzim qora bo'lib qolmasin, yuzim yorug' bo'lsin deb tayyorgarlik ko'radi-yu, namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi, unisini qiladi, bunisini qiladi. Demak, hajga ketayotgan odam hajga tayyorgarlik ko'rishini xuddi qiyomatga tayyorgarlik ko'rishdek deb bilsin. Bu haliga faxr uchun boshqanikidan chiroyliroq bo'lsin, meniki deyish uchun emas. İhlas bilan Allohning qabulini istagan holda tayyorgarlik ko'rsin. Ana niyat qilib ihrom bog'laganda, demak, butun dunyodan ajragani, yolg'iz o'zi onadan tug'ilgandek kiyimsiz, qiyomatda qayta tirilishini o'ylasin. İhrom xuddi kafanligini o'rniga bo'lsin. Xayolida, qalbida, ruhida shu tasavvur bo'lsin. Ihrom degani o'zi harom qilish degani. Birov o'sha ihrom kiyimlarini kiyib, belidan pastiga bir lunguni tutib, yuqorisiga bittasini tashlab niyat qilganda dunyoni ma'lum bir rohat farog'atini o'ziga harom qiladi. Ihromni niyatini qilib labbaykani aytgandan keyin xushbo'y narsalar surtish, tikilgan narsalarni erkak odamlar kiyishi mutlaqo man bo'ladi. Boshini yopishi mutlaqo man bo'ladi. Alidaqa har xil gap so'zlarni gapirish mutlaqo man qilingan va yana ko'pgina muharramatul ihrom deydi. Ihrom qilgan, harom qilgan narsalar bor. Shularni hammasidan o'zini niyat bilan chetga oladi. Bu ham axloq. Ana buni haligi aytganimizdek, qiyomatda Allohning oldida yolg'iz o'zi hech qanday bo'lmagandek tikka turishini ihrom paytida o'ylasin. Labbaykani aytishni boshladi. Nima degani o'zi labbayka degani? Labbaykallohumma degani ey Allohim chaqirganga labbay degani. Al-Misoqda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga azzin finnasi deganda chaqirgan, kimni ruhi javob bergan bo'lsa ketyapti. Demak, Allohning chaqirig'iga javob berib ketyapman degani. Labbaykani aytish og'izda chiqadi, baland ovoz bilan aytiladi, lekin qalbda bu labbayka Allohning menga bo'lgan chaqirig'iga meni javobim. Xuddi Alloh taolo qiyomat paytida meni mahjargohga chaqiryapti-yu, men labbay deb ketyapman degan ruhoniyat hojining qalbida bo'lishi kerak. Ana Alloh nasib qilib kirib borib Ka'bayi muazzamaga ko'zi tushdi. Allohu akbar deyish kerak. Va duosini o'qiydi, Allohning baytini ko'rganiga shukr aytadi.
Barıp Hacer-i Esvet'ini öpse, üşülese, istilam kısa, ulemalarımız etedi ki Allah'a bayat kıyanını niyet kısın. Allah'a söz beri yaptı, ahd beri yaptı. Allah kolunge man kolumunu koydu, etkeniğinden çıkmayayım ben, kaytarganiğinden kaytamandım. Ana tavap kılıp yürgende, Allah'ın baytını etrafında tavap kılıp, günahlarının keçişini sorup, Allah'ın özden mağfiret, rahmet, şefkat, hayır, barakanı soruyor. Tavafını kılıp olup, adette zemzem içilir. Az zemzem ol ima şuribe lehu. Zemzem ne meniyette içilse, çünkü burada. Biz özümüz, şahsımızda gördük adamlarda. Keserler, şu keserim tüzelsin deyip içkende tüzeldi. Bolası yoklar, bala kore edip içkende gördük. Özümüz tanışlarımız, Ahmet Taşma etmiş gözümüzde, aldığımızda yürgen adamlar. Ağır tüzelmez derdi, bağırlar tüzelip gitti. Lekin bizim kemçiliğimiz şu bıyağını sorayımız da cismanın tarafını sorayımız. Parvardigar keserimini tüzeltkin, özümge falan nersini birgin, oğlumge undakkıgın, ayalımge mundakkıgın. Lekin kalbimini paklagın, ruhumunu tazakıgın, ahlakımını oğnagın, degen telegini ham kılış gerek. Demek ki üstünü, cesedini soruyordu, asası inerse mahiyet kalbini sorumaydı. Ve halen ki zemzemle ne meniyet insanı ise, çünkü bu yani. Niyet kılıp çıktı, Safa tepeleri bilen Marva tepelerinin ardası da 7 metre barıp gelip say kılış gerek. Bu say, Bibi Hacer anamız, çakalakları, gödekleri İsmail Aleyhisselam'ın kumunu üstüne yakızıp koyup, su izlegen peytlerde bugün sayını tekrarı. Gözlerine uzağdan su körünü yaptı, yedip yugurup bar yaptılar, karası sarapakken. Bu yaka karasalar yine su köründü, yine kirdiler. Demek o şu vakiyanı izleydi. Esige saladı. Ve say kılıyetken bende Allah'tan necat dilip, Safa bile Marva'nı arasıya barıp geledi. Kalbide şu nersi coşur duruş gerek. Şundan başka narsani hayolaga keltirmaslik kerak. Ulamolar yana aytadiki, Safo Marva ikkita tepalik. Shundoq. Safo Marvani deydi, qiyomat tarozisini ikki pallasi deb o'ylasin deydi. U yoqqa, bu yoqqa yuguryapti deydi. Shu palla meni foydamga bossin degan niyatni qilsin hozir deydi. Ana shunga o'xshash Minoga chiqqanda o'ziga yarasha Arafat kichkina qiyomat. 3 million hozirgi kunda 3,5 million, 4 million odam to'planadi. Hammasi bir xil. Birortasini tikirgan kiyimi yo'q erkaklarning. Hammasi oqlatadan ehrom bog'lab olgan yalonbosh, xor uzor tut ko'zida yosh, yoshlari yuzini yuvyapti, hamma yig'lagan xolos qiblaga qarab. Duo. Bu nima? Bu kichkina qiyomat. Katta qiyomatda odam otadan tortib qiyomat qoyim bo'lguncha xaloyiq yig'iladi. Bu kichik qiyomatda bir yilda musulmonlarning vakillari yig'iladi. Ana shunda xorlik, zorlik Allohga yolborishni hadis sharifda aytiladiki, Alloh taolo farishtalarga ko'rsatadi. O farishtalarim, qaralaring, ana bandalarim ko'rlaring, mani deb kelishdi. Sochlari to'zigan, o'zlari xor, chang bosgan, g'ubor bosgan, mandan so'rashyapti deb farishtalarga ko'rsatib faxrlanadi Alloh taolo. Ana Arafotda turganda mana shu holatlarni hoji unutmasligi kerak. Dunyoda eng duo qabul bo'ladigan kun o'sha Arafot kuni. O'tirib olib, og'ziga ovqatdan, u yoqdagi o'yin-kulgidan gapirmasdan hoji butun vujudini unutib faqat yolg'iz Allohni o'ziga iltijo qilish kerak, duo qilish kerak. Umrida bir marta bo'ladigan duo, qabul bo'ladigan hodisa o'sha yerda bo'lishi mumkin.